Selamun aleyküm merkeze. Bugün güzel bir röportaj videosu artı araz inceleme videosu yapacağız. Videomuza geçmeden önce hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizden isteğim yardımınızı, desteğinizi hiçbir zaman bizden esirgemeyin. Her şey sizin yardımınızla desteğiniz oluyor. Şimdi röportaj videomuza geçmeden önce bir ustamızı tanıyalım. Adım Furkan Durmuş. İstanbul Fatih'te oturuyorum. Memleketim Rize Çayeli. 19 yaşındayım. Doğrudur. Siz herkese sorduğum bir soru vardır. Modifiye sizde nedir? Modifiye bir yaşam tarzıdır. Yani insanın kendi zevkine göre arabaya dökmesidir. Doğrudur. Bu modifiye işini ilk ne zaman başladınız? Modifiyeyi ilk 2014'te başladım. İlk arabanızı öğrenebilir miyiz? İlk arabam Transporter'du Volkswagen. T5 kasa. Doğrudur. Bu aracı ilk ne zaman başladınız modifiye olayına? 2017'de aldım bu aracı. 2017'de başladım, aldığım gibi başladım. Neden Jetta, onu öğrenebilir miyim? Jetta görünüşü hoşuma gidiyor. Yani kasası güzel, o yüzden. Şöyle söyleyeyim, bu aracı bizlere tavsiye eder misin izleyenlere? Ederim, güzel araç. Aracınızı ilk olarak yaptığınız, modifiye olarak ilk yaptığınız şey nedir? Body kitini yaptım. Ön karlık, yan marşbel, difüzör vesaire yaptım. Peki bize arabanın hakkında biraz bilgi verir misin model tavsiyelerinden? Aracım 2016 model, konfor kasa, 1.4 motoru var, TSI, sunroof eklenmiş, o şekilde. Aracın üstünde ekstra aranını öğrenebilir miyiz? Aracın üstünde air süspansiyon var, ufak tesisatımız var, farlarımız var, panjurumuz var, çelik jantlarımız var 18. Doğru. Aracın üstünde en sevdiğiniz parça hangisidir? Nedir yani? Aracın en sevdiğim parçası tesisat. Doğru. Bu aracı bu hale getirmek ne kadar sürdü? Benim 3 ayımı aldı. Bu hale gelmek, ortalama bir değerini alsak bu hale ne kadar ortalama getirmek? 15-18 civarı falan. Doğru. Bu arabadan fabrika, söyleyeyim. Bu araçların ortalama bir değerini alsak fabrika haline. Ortalama sıfır fiyatı en son 110 milyar falandı konfor paketi. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Bu aracı yaptıktan sonra aileniz olsun, çevreniz olsun nasıl bir tepki aldınız? Ailecek iyi görüşler aldık. Arkadaşlar da sağ olsun yardım etti bize. Beraber yaptık aracı. Doğru. Onlar da sevdi yani. Doğru. Ne kadar sürdü bu aracı bu hale getirmek? 3-4 ay falan sürdü. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Bu aracın üstünde başka planlarınız var mı? Var. Var ama sürpriz ya. Tamam, öyle diyelim. Söyleyelim o zaman. Sizce aracın dış görünüşü mü, ismi ya da motoru mu önemli? Bence dış görünüşü önemli. Tamam. Söyleyelim o zaman. Bu yeni trafik cezaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Trafik cezaları hakkında biraz çok sıkı dönem oldu bu sefer. Yani biraz daha rahatlamamızı istiyoruz. Tamam. Başka diyecek bir şeyiniz var mı? Başka diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum. Birazdan da araç inceleme videosuna geçeceğiz. Röportaj videomuzu yaptık. Şimdi aracın dış tarafını ustamız detaylı olarak size anlatacak. Şimdi ustamıza veriyoruz. Sizdeyiz. İlk olarak panjur ve farlarımız var. APP plaka olsun, plexi olsun. Beyaz garajda Metin abi de taktırdık. Ön karlığımız var. Paşatönükte takıldı. Sonra 18 çelik jantımız var. İsmini öğrenelim. Şiroko GTS jantı. Ebatlarını da alabilir miyiz? 18 jant, lastikler 215-35-18. Yan marşbeller yine Paşatürk'te takıldı. Aracıda film var galiba. Aracımın filmleri de Bayrampaşa'da Fatih abi'de yaptırdım. Zibart, ön camda ait. Balık sırtı... Balık sırtı orijinal. Orijinal değil mi? Doğru. Hı-hı. Arkaya doğru gelelim. Alttaki... Altta difüzör var, o da paşetinlikle takıldı. Egzoz uçları bir egzozcu abimize taktırdık. Arkada ufak bir spoilerimiz var. Arkada ufak bir spoilerimiz var, beyaz garajda takıldı. Başka anlatacağımız bir şey var mı? Başka anlatacak bir şey yok. O zaman birazdan da aracın iç dizaynını size anlatacağız. Aracımızın dizaynını şimdi size anlattık. Video olarak da iç dizaynını izleyebilirsiniz.
Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi Air hakkında biraz ustamızdan bilgi alacağız. Siz deyiz usta. Aracımdaki Air ön bağımsız, arka bağımsız. Dinamik Air'de yaptırdım. Söyle de o zaman ufak bir Air'imizi göstersek. Tabii. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Size aracın tesisat hakkında biraz bilgi vereceğim. Aracımızda tesisat olarak neler var? Onlardan biraz bilgi alsak. Araçta Massive'in 4006-2000 RMS sıvası var. Doğru. Sound Magus'un DK1800 bas amfisi var. Audison SR4 mid amfisi var. İki takım Focal PS165 var. Bir de Pioneer Double Tape'imiz var. Bu tesisatı ortalama ne kadar mal oldu size yapmak? Ortalama 10 milyar falan buldum. Doğru. Şöyle ufak bir ses dinletsek izleyenlere. Tabii. Tesisatını da size anlattık ve de dinlettik. Şimdi aracın etrafını bu şekilde izleyebilirsiniz. Videomuzda sonuna geldik. Buradan sizlerin karşınızda ustamızdan helallik alacağım. Her şey için hakkımızı helal edin. Şöyle söylemek istiyorum. Buradan selam göndermek istediğiniz var mı? Isparta'da askerlik yapan Enes Alakaş kardeşime selam gönderiyorum. Başka var mı? Yok, sağ ol. O zaman her şey için teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için. Bugün dediğim gibi videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Çünkü sizlerin yorumu bizim için çok önemli ve de değerli. Hepsini tek tek okuyup tek tek cevap veriyorum. Gönlünüzden nasıl bir yorum geliyorsa o şekilde yorum yapabilirsiniz. Dediğim gibi videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, artı paylaşmayı da unutmayın. Bu arada ustamızın da linkini alt tarafta koyacağım. Onu da alt taraftan takip ederseniz çok sevinirim. Artı videomuzu da paylaşmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.